Demişti Adalet Bakanı, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir demişti Fethullah Gülen için. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil de hem bu sözleri hatırlattı bakana, yani siz Fethullah Gülen'e çok kıymetli, değerli bir şahsiyettir dediniz dedi. Siz ki döneminizde atadığınız hakim savcıların %40'ı FETÖ'den ihraç edilmiş bir bakansınız. Sizin yeriniz bakan sandalyesi değil, sanık sandalyesidir Sayın Bozdağ dedi. İşte bunun için olacak ki çok sinirlendi Bakan Bozdağ ve bakın nasıl cevap verdi. Hiç kimse sizin hoşunuza giden şeyleri mi söylesin Sayın Bakan? Hiçbir parti genel başkanı da dememiş. İlk defa FETÖ PDY'ye önce haşhaşi, sonra legal görünümlü illegal yapılar, sonra FETÖ PDY'ye silahlı terör örgütü diyen başbakan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunların altında da MGK üyesi olarak benim imzam vardır. Şerefle attığım bir imza. Şimdi bankasıyla karşı yargı bir karar vermiş. FETÖ'nün terör örgütü kimliği ortaya çıkmış. Orada gidip kapının önünde durup savunanlar terör örgütüyle irtibatlandırılmıyor, itham edilmiyor. Ama daha hiçbir vasıf yokken konuşulmuş bir söz getirilip yapıştırılıyor. Benim o sözümü iki de bir pişirip pişirip koyanlar 15 Temmuz'da söylediklerimi hiç görmedi. Biz terör örgütü vasfı çıktıktan sonra FETÖ terör örgütüdür. Fethullah Gülen terörist başıdır. Vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize ihanet etmiş hain oğlu haindir. Bütün ekibiyle beraber Amerika'ya uşaklık yapıyor. Biz bunu görüyor ve gördükten sonra tavır koymuşuz ve bunun gereğini de yapıyoruz. O sözler o dönemde söyledi. Ama keşke söylememiş olsaydık. Fakat o günün şartları içerisinde terör örgütü vasfı ortada olmadığı değerli arkadaşlar.